Günaydın. İkinci Gestapo da geldi. Aa, siz hala hazırlanmadınız mı? Birazdan gazeteciler gelecek. Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu onlara göstermemiz gerek. Biz hazırız Zümrüt Hanım. Öyle mi? Ne bileyim, böyle görünce. Ne varmış halimizde? Ay, kızmayın İkbal Hanım, sadece takılıyordum. Hadi, hadi çocuklar, hazırlanın. Kerem, Ekrem, hadi. Afiyet olsun. Biz de o zaman başka bir şeyler giyelim bari. Herkese afiyet olsun. Ben de çocuklara yardım edeyim bari. Zümrüt Hanım. Efendim? Kol boyu dirseği, etek boyu dizi geçmesin. Efendim? Duyduğunuzu farz ediyorum. Böyle allı güllü giyinmenize gerek yok. Jungle jungle renkler de olmasın. Siyah, kahverengi, lacivert, gri, bunlar asil renklerdir. Yaşımıza yakışan da budur. Herkesin bir tarzı var Necip Bey. Bu özel bir durum Zümrüt Hanım. Biz artık bir aile olduk. Bunu da basın yoluyla ifşa edeceğiz. Ortak bir duruşumuz olmalı. Yanılıyor muyum? Ona ne şüphe? Bakın mesela İkbal Hanım'ın tarzı şahane. Siz nasıl isterseniz Necip Bey. Vallahi bravo Necip Bey. Hepsini hizaya getirdiniz. İpe dizer gibi. Efendim, dergiden geldiler. Ha, içeri al. Hadi biz de geçelim. Kim hangi suale cevap verecek ona karar verelim. Düğündeki skandal hakkında ne düşünüyorsunuz Necip Bey? Biz o konuyu unuttuk. Burada konu uyum içinde yaşıyoruz. Peki bu olay iş hayatınızı olumsuz etkiledi mi? Hayır, etkilemedi. Etkileyeceğini de sanmıyorum. Biz çok güçlü bir kuruluşuz. Teşekkür ederim. İkbal Hanım, Necip Bey, siz şöyle geçin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Buyurun oturun. Mehmet Bey, Reyhan Hanım, siz de şöyle alın. Dörtlü alalım. Amca. Sizleri şöyle alabilir miyim?
Mehmet Bey, hanım sizi de şöyle alalım. Sizi de şöyle koltuğa alabilir miyiz? Necip Bey. Ne oldu öyle? Biz seninle böyle mi anlaşmıştık? Hani her dediğimi yapacaktın? Aşk olsun Necip Bey. Ben o kadar ucuz muyum? Ya bir gerdanlık, bir kredi kartına hemen sizin esiriniz olacağımı mı sandınız? Eğer size uyum sağlamamı istiyorsanız... kesenin ağzını ucundan değil... biraz daha geniş açmanız gerekiyor. Ne istiyorsun ha? Ne? Vergi ve kredi borcu kapatılsın... malların üzerindeki aciz kaldırılsın. Neyin karşılığında? Delirmişsiniz siz. Siz bilirsiniz. Ben şimdi gazetecinin bana sorduğu soruları cevaplamaya gidiyorum. Necip Bey ile aranız nasıl? Dergide okursunuz. Necip Bey, ne dedi bu kadın gene sana? Yok bir şey İkbal Hanım. Nasıl yok bir şey? Ben onları hizaya getireceğini sanıyordum. Biz onları adam edeceğimizi, onlar bizi maymuna çevirdi. Nereye İkbal Hanım? İşim var. Ya aslında bu soruyu Necip Bey'e veya Zümrüt Hanım'a sorarsanız daha doğru olacak sanırım. Biz onların yanına taşınmadık, kendi yalımıza taşındık. Öncelikle bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bizimki ilk görüşte aşk diyebilirim. Aradan yıllar geçmesine rağmen sevgimizden bir şey kaybetmedik. Bu kadar yeter Mehmet. Unuttun herhalde. Ben sadece senin eşin değil, Ilgaz Holding'in yönetim kurulu üyesiyim. İşler bizi bekler. İyi günler. Müsaadenle. Ne bu şimdi Reyhan? Ne Mehmet? Beni niye insanların için azarlıyorsun? Ben senin yanında çalışan biri miyim yoksa kocan mı? Ben seni azarlamadım. Sadece işi hatırlattım. Sen ne ses tonunun farkındasın ne de ağzından çıkanı kulağın duyuyor o zaman. Evet, şimdi bombayı açıklıyorum. Çok merak ettim Zümrüt Hanımcığım. Bence de merak edin. Anneanne oluyorum. Anne lütfen. Hayatım ne var bunda? Ailemiz büyüyor. Bunda gurur duymamız gerekiyor. Çınar Bey, sizi röportaj için şöyle alabilir miyim? Ben de birkaç tane bomba patlatayım mı? İster misin? Ama çok üzülürsün değil mi?